Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem dostlar, televizyonumuzun aziz seyircileri, yine sizlerle inşallah Edeb-ül Müfret isimli eserden Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini kişinin gündelik hayatında, Müslümanın gündelik hayatında nasıl, ne şekilde davrandığına dair hadisleri okumaya devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, yetimlerle alakalı bölümleri okuyorduk sizlerle. O bölümlerden dersler çıkarmaya çalışıyorduk. Bugün kendini yetimlerine adayan dul hanımın fazileti, o konudan başlayacağız inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: ben ve yanakları kararmış pörsümüz kadın, kocasından dul kalıp çocuğuna sabreden evlenmeyen kadın, şu iki parmak gibi yan yanayız, birbirimize yakınız buyuruyor Peygamberimiz. Hadisimiz kocası vefat edip yetimleri kalan hanımların faziletiyle alakalı bir hadis-i şeriftir. Bir kez daha şöyle okursak: ben ve yanakları kararmış pörsümüş kadın, kocasından dul kalıp çocuğuna sabreden, yani evlenmeyen, çocuğunu büyütmek için bekleyen kadın, cennette şu iki parmak gibi yan yana. Yani bu şekilde gösteriyor. Bu iki parmak gibi yan yanayız, birbirimize yakınız buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte hadiste yanakları kararmış pörsümüş kadın deyimiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetimlerini büyütmek amacıyla süslenmeyi, evlenmeyi ve rahat yaşamayı düşünmeyen, çektiği sıkıntı ve güçlükler nedeniyle cildi kararan, kendine yani bedensel bir güzelliği kalmayan kadınlara ifade edilmiştir. Yani dul kalan kadınlar evlenmesin mi? Hayır, tam tersi, dinimiz evlenmeyi hemen tavsiye eder. Dul kalmayı, evlenmeden yaşamayı dinimiz tavsiye etmez. Burada özellikle yetimler konusu. Evlenip yetimleri orta yerde bırakacaksa, yetimlerle ilgilenemeyecekse, evlendiği zaman çocuklarının bakımına önem gösterilemeyeceğini anlayan bir hanımın evlenmeyip çocuklarını kıt kanaatli olsa yetiştirmek için gayret göstermesinden bahsediliyor. Kocası vefat ettiği halde sabreden, yetimlerden ayrılmayan, onlara bakan anlamında kullanılıyor burada bu söz. Bu yetiminin eğitimi için çabalayan, İslam'a göre terbiye etmek için çaba sarf eden, gayret sarf eden annelerden, onlarla ilgili mükafattan bahsediliyor. Evlenme imkanı var belki de ama çocuklarını düşünüyor, bundan dolayı evlenmiyor. Bin bir meşakkat içerisinde çocuklarını büyütüyor. Burada hiçbir kardeşimiz kesinlikle evlenmeden çocuğumuzu büyütebiliriz, o yüzden evlenmeyelim anlamını çıkarmasın. Çünkü bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kocası vefat eden Ümmü Seleme annemizle evleniyor. Onun çocuklarını kendi çocuğu olarak biliyor ve onları yetiştiriyor. Tabii ki böyle efendim kocası vefat eden hanımların çocuğunu büyütmek için böyle bir yola girmesi, bu şekilde davranması faziletli olsa da, uygun biri, çocuklarını ihmal etmeyecek bir ortamın oluştuğu bir zamanda da mutlaka evlenmesi en doğru şeyidir, en doğru davranıştır. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Feyzül Kadir'de geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif. Üç grup insan vardır ki arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde barındırılacaklardır.
bir de 7 grup insan vardı. Bir de 3 grup oldu. Yani böylesi Peygamber Efendimiz'in sınıflandırmaları illa 7'si var da 3'ü yok diye değil. Bunlar davranışların, hareketlerin övülmesi ve Rabbimiz Teala tarafından kıyamette destekleneceği anlamına geliyor. Onların ödüllendirileceği anlamına geliyor. Bunlardan 3 grup ayrı bir şekilde Peygamber Efendimiz tarafından zikredilmiş. Bu 3 gruptan biri akrabalarına iyilik yapan kimse. Bu onun hem rızkını artırır hem de ömrünü uzatır. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci grup insanları söylüyor. Akrabalarına iyilik yapan insan. Bu onun hem rızkını artırır hem de ömrünü uzatır. Akrabalarla iyilik yap, bak akrabalar arasında geçim öyle kolay bir şey değil. Yani gerek sosyal ilişkiler noktasında, gerek mal meseleleri noktasında, akrabalar arası kan bağı sebebiyle davranışların, ilişkilerin daha zor olduğunu, geçimin daha zor olduğunu görüyoruz. Birbirleriyle geçinemeyen kardeşler, birbirlerine yüzünü dönmeyen, birbirlerine selam vermeyen akraba çocukları, efendim miras yüzünden birbirine küsmüş insanlar hep akrabalardan çıkar. Kan bağı olmayan kimselerle bu meselelerin tartışması olmaz. Kız alıp verme, evlenmeler, bundan dolayı çıkan huzursuzluklar, işte bunların içerisinde bunlarla iyi geçinecek ve bunlara iyilik yapacak bir kimse. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, işte bu kimse arşın gölgesinde gölgelenecek. Allah onun rızkını da arttırıyor ve ömrünü de uzatır. İyi geçinecek. Geçimli insan olacak. Aksi, huysuz bir insan olmayacak. Yani bir bakıyorsunuz, akraba geçinemiyor. Ya birbiriyle kavgalılar, ya birbirleriyle karşılaştıklarında iğnelemeli konuşmalar, efendim birbirlerine hakaretler, evlerine gidip gelmemeler ya da efendim onun kazancını kıskanmalar, ona gelen imkanları kıskanmalar. Yani bunların her biri akrabalar arasında daha çok olur. Bundan dolayı akrabaların birbirlerine tahammül etmesi tavsiye ediliyor. Bakın Peygamber Efendimiz teşvik ediyor. İyi geçinin, birbirinize iyilik yapın ki cennette Allah Teala daha cennete girmeden önce sizlere mahşerde herkesin güneşin altında böyle terden boğulduğu bir dönemde arşın gölgesinde gölgelendirecek. Yani protokol de bekletecek. Siz üzülmeyeceksiniz benim hesabım nasıl olacak diye. Çünkü böyle bir davranıştan dolayı Allah Teala seni alıyor, gel kulum diyor. Sen rahat et diyor. Böyle bir davranışı sergilediğimiz zaman, böyle bir uygulamayı yaptığımız zaman gerçekten önemli bir noktadır bu kıymetli dostlar. İkincisi, kocası ölüp arkada küçük yetimler bıraktığı halde ben evlenmeyeceğim, çocuklarım ölünceye veya Allah onları bana ihtiyaç bıraktırmayacak şekilde zenginleştirecek veya ihtiyacı olmayacak şekilde o yaşa gelinceye kadar yetimlerin başında duracağım diyen kadın. Kocası ölüp arkada küçük yetimler bıraktığı halde evlenmeyeceğim, çocuklarım ölünceye veya Allah onları bana muhtaç bıraktırmayacak yaşa gelinceye kadar yetimlerin başında duracağım diyen anne, kadın. Çocukları bana ihtiyacı var. Ben şimdi evlenirsem çocuklarımı ihmal ederim. Böyle bir ortam olmayabilir diyerek çocuklarım eli iş tutana kadar, İmkanları oluncaya kadar evlenmeyeceğim diyen hanımın da diyor, Allah Teala alacak onu protokole, arşın gölgesine koyacak. Ne kadar güzel. Ama bu özellikle bu durumda olan hanımlar için. Yani çocuğuna bakılabileceği, çocuğuyla ilgilenebileceği bir ortam olduğu halde, çocuğunu yetiştirebileceği bir ortam sağlandığı zaman evlenmemesi, o da ayrı bir sıkıntı. Çünkü dinimiz yuva kurmayı devamlı önemser. Burada olumsuzluklar içerisinde olan bir hanımdan bahsediyor. Ben evlenirsem çocuklar ihmal olur, heder olur, perişan olur diyen hanımlar tabii ki. Üçüncüsü,
Bir kimse yemek yapıp misafir çağırırsa veya şöyle okuyalım. Bir yetim bir yemek yapıp misafir çağıran ve yetime, fakire sadece aziz ve celil olan Allah rızası için güzelce yemek yedirerek onların duasını alan kimse. Bakınız hep sosyal meselelerle alakalı. Şu kadar oruç tutan, şu kadar şunu yapan diye değil. Neden? Bizim tuttuğumuz oruç da, bizim kıldığımız namaz da, bizim okuduğumuz Kur'an da, yaptığımız zikir de, evrat da, hepsi bizim hayatımızda insanların imrendiği, insanların memnun kaldığı bir insan olmamızı sağlaması gerekiyor. Yani ahlak-ı hamide ile ahlaklanmamızı, insanlara kolaylıklar sağlayan bir insan olmamızı istiyor. Bu buradaki temel mesele bu üç hadis-i şerifte de toplumun kanayan yarası olabilecek noktalar üzerinden Peygamber Efendimiz örnek veriyor. Bakın bir yemek yapıyor, misafir çağırıyor. Yetime ve fakire sadece aziz ve celil olan Allah rızası için yediriyor. Onlar da duasını alıyor. Yani onlara yemek yediriyor ama ite kaka küçüğü küçümseyerek değil. Yetim, fakir gelmiş, önlerine yemek koyuyor ama başlarına kakacak şekilde davranmıyor. Onlara güzel iltifat ediyor, onlara değer veriyor. Onlarla beraber oturuyor. Onların duasını alıyor, Allah senden razı olsun diye. Bazen de insan bakıyorsunuz, bazı yerlerde görülüyor. Kulaklarımıza kadar geliyor, bazen gözümüzün önünde oluyor. Yani bir fakirlere yemek veriyor veyahut da efendim sofrada fakirler var, eziyor. Efendim zekatını veriyor, yardım ediyor ama kendi emirleri gibi kullanıyor. Ona iş buyuruyor. Zekat verdi ya veyahut ona yardım etti ya. Artık o evinin ufak tefek işlerini yapmaktan zorunluymuş gibi. Bundan sorumluluğu varmış gibi. Getir götür işlerinde kullanabilirmiş gibi davranabiliyor. İşte bunu yaptığınız zaman duasını alamazsınız. Az ya da çok ne verirseniz verin. Benim cennet vesilem olabilir diyerek ikram edin, verin. Ona o şekilde ikram edin. Bakın Allah dostlarından Musa Topbaş Efendi fakir fukaraya yardım verirken kimse görmez ve verirken de paranın en temizini ve zarfın içerisine koy, zarfı kapatır ve muhterem falan kişiye diye yazarmış. Çok güzel bir yazıyla. Paranın da en güzelini, hiç kırışık olmayanını kormuş. Nezaket. Bunlar karşı tarafın gönlünü almaktır. Karşı taraf dediğimiz fakirin, fukaranın, yetimin gönlünü almaktır. Evet kıymetli dostlar, bir diğer hadis-i şerif yine Münziri'nde geçiyor. Cennetin kapısını ilk önce ben açacağım buyuruyor Peygamber Efendimiz. Cennetin kapısını ilk önce ben açacağım. Bununla birlikte bir kadının cennetin kapısını açmak üzere beni geçtiğini görüyorum. Görünce ne oluyor, sen kimsin diye sorarım. O da dünyadayken yetim kalan çocuklarımın başını bekleyen bir kadınım diye cevap verir. Bakınız Peygamber Efendimiz ne kadar kıymet veriyor. Ahirette böyle olacak diyor. O diyor bu konuda beni geçecek. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle hayatında çocuklarını yetiştirmek için çaba sarf eden dul bir hanımın cennetin kapısını kendisi açarken kendisini geçtiğini görecek. Bu sebeple yani göz gördü gönül sevdi diyerek çocuklarını annesine veya bir yerlere bırakıp evlenen hanımların bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Böyle bir davranışa girmeleri doğru değil. Mevki ve güzellik sahibi olan, yani hem genç hem de mevki, güzellik sahibi, yani toplumda bir yeri var, malı var, mülkü var, neyse, kocasından dul kalmıştır. Kendini yetimlerine adamış. Bu hal onlar büyüyünceye dek ya da ölünceye dek böyle devam etmiştir diyor Peygamberimiz. İşte bu kadın diyor
cennetin kapısını açarken benim yanımda olacak diyor. Beni geçecek diyor. Böyle zor zahmetli bir işe katlanarak çocuklarını yetiştiren annenin mükafatı da büyük olacaktır kıymetli dostlar. Nefsani arzularını bir tarafa bırakıp ben şöyle güzelim, ben şu kadar efendim malım var diyerek çocuklarının heder olmasına sebep olacak bir davranışa girmeyen annenin mükafatları vardır. Mükafatı budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşuluktur. Evet kıymetli dostlar, bu konudan yine bir başka konuya geçiyoruz. Bu konuda çocuğu ölen Müslümanın durumu, bununla ilgili hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız inşallah. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslümanın ergenlik çağına girmemiş. Bu tabi açıklamalarda geçiyor, bu ergenlik çağına girmemiş ibaresi. Üç çocuğu ölürse o kimseye çok az cehennem ateşi ancak yemin yerini bulacak kadar bir süre dokunur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk kalbin meyvesidir. İnsanın gönlünü hoş eden, yüzünü güldüren göz aydınlığıdır. Kur'an-ı Kerim'de göz aydınlığı olarak zikrediyor. Ve lütuf ikram olarak zikrediliyor. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinde 3 tane çocuğunu kaybeden kişi cehennem ateşini hak etse bile, tabii Müslüman olmak şartıyla, o cehennem ateşi onu yalayıp geçecek diyor. Çok az bir süre. Cehenneme hak etse bile. Evlat kokusu cennet kokusudur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Küllü nefsin zâikatül mevt ayet-i kerimede geçiyor. Erken ya da geç fark etmez. Herkes mutlaka ölümü tadacaktır. Ama senin çocuğun daha çocuk yaştayken, senin evladın çocuk yaştayken vefat etti. Elbette ölüm, hele hele çocuk yaşta evladını kaybetmek acı bir durumdur. Ve elem verir insana. Anneler bu konuda çok yıpranırlar. Babalar yıpranırlar. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince, biliyorsunuz en küçük oğlu İbrahim Medine'de vefat ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalık halindeyken, can çekişirken yanına varıyor. Gözleri yaşarıyor ve ağlamaya başlıyor. Ağlamaya başlıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamberimizin yanında sahabe-i kiramın büyüklerinden Abdurrahman İbni Avf var. Diyor ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz? Diye sordu. Ya bu soruyu sormasının sebebi Peygamber Efendimiz'in ölülerin arkasına ağlamayın, bağırmayın, çığırmayın diye bir uyarısı var, yasaklaması var. Peygamberimiz bu yasağı koyduğu halde çocuğu ölmüş veya ölmek üzereyken, yani tam ruhunu teslim etmek üzereyken gözyaşları boşalıveriyor, ağlamaya başlıyor. Tabii o yasağı bildiği için Müslümanın yüreği yansa da demek ki ağlamıyormuş. Abdurrahman İbni Avf'ın ifadesinden bunu görüyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz dönüyor, ona diyor ki, Abdurrahman diyor veya İbni Avf diyor, bu gördüğün yaşları rahmet ve şefkat eseri olarak gör diyor. Bunlar diyor rahmet ve şefkat eseridir. Sonra şu sözleri ilave ediyor. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. Ey İbrahim, seni kaybetmekten dolayı çok üzgünüz diyor Peygamberimiz. Bu önemli bir nokta.
Tabii ki ağlayacak. Tabii ki üzülecek. Çocuğundan dolayı. En küçük oğlu. Acı çekiyor. Vefat etmek üzere. Ama yasaklanan, dinimizde yasaklanan, üstünü başını yırtmak, ağıtlar yakmak, bağırmak, çağırmak, yüzünü yırtmak, bedenine zarar vermek. Bunlar dinimizde yasak. Hala bunu yapan annelerimiz, kadınlarımız bazen görüyoruz. Yapmamak için çaba sarf etsinler. Evet, yürek dağlanıyor. Ciğerparesi veya çok yakın babası, annesi vefat ediyor. Ağlayacak tabii ki. Tabii ki kendisi bundan dolayı çok üzülecek. Ama lütfen kıymetli dostlar, aziz kardeşlerim, yüzümüzü, elimizi, ayaklarımızı, üstümüzü, başımızı zarar verecek şekilde yırtmaya çalışmak, vurmak doğru değil. Üstümüzü, başımızı parçalamak, elbiselerimizi parçalamak doğru değil. Üsame radıyallahu anh anlatıyor, biliyorsunuz. Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in en çok sevdiği çocuklardandır. O anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmek üzere olan kızının oğlunu, yani torununu verdikleri zaman Resul-i Ekrem Efendimiz'in gözleri yaşardı. Bunun üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir dedi. Resul-i Ekrem de, bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusu merhamettir, rahmettir. Allah merhamet eden kullarına merhamet eder buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kulun çocuğu öldüğü zaman Allah meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu aldınız mı diye sorar. Onlar evet aldık derler. Allah kulumun kalbinin meyvesini mi aldınız diye sorar. Evet derler. Peki o kulum ne dedi? Ne söyledi? O acıyı nasıl hissetti? Onlar sana hamd etti ve inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah için varız. Biz sonunda da ona döneceğiz dedi. Bu çocuğu ölen kulumuz, kulu böyle dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor. Kulum için cennette bir ev, bir köşk yapın. Ve adını da Hamd Evi, Beytül Hamd koyun buyurdu. Bakınız, sabırlı olarak. Çocuğunun elinden alınması. Çocuğun vefat etmesi karşısında anne ve babanın tavrını burada Peygamber Efendimiz bize dramatize ediyor, anlatıyor. Rabbinin onlara karşı olan tavrını bize anlatıyor. Yani ölen bir çocuğun nasıl bir ciğerpare olduğunu, nasıl efendim kalbin meyvesi olduğunu, yani kesinlikle bunlara karşı ruhsuz, gönülsüz bakılamayacağını vurguluyor burada. Böylesi anneler ve babaların nasıl davranması gerektiğinde bu dramatize, bu hikayelendirmede Peygamber Efendimiz bize öğretiyor. Çocuğun bile ölse, Allah'ım niye aldın, daha erkendi, daha ben çocuğuma doyamadıydım diyerek bağırıp isyan yerine inna lillah ve inna ileyhi raciun elhamdülillah diyeceksin diyor. Önemli olan nokta bu kıymetli dostlar. Önemli olan acının en
şiddetli anında isyana gitmeden Rabbine hamd edebilmek, Rabbini hatırlayabilmektir. İşte o zaman Allah o kuluna, o anneye, o babaya Beytül Hamd isimli bir köşk yaptırıyor cennetin ortasına. Mümin imanının gereği ölümle karşılaşacak, karşılaştığında imanının gereği sabırla davranacak, sabırla karşılık verecek. Ağıt yakmak haramdır dinimizde. Sessizce dökülen, yani ağlıyor, sesi çıkıyor ama isyanı yok. Olur annenin babanın bu konuda gücü yetmeyebilir, duygularının önüne geçemez. Ama isyana gitmemeli. İşte orada o dökülen gözyaşı, kalpteki şefkatin ve merhametin eseri olduğunu bilmemiz lazım. Bazen bağırırlar, ağlama etme. Ya bırakın ağlasın, gözyaşını döksün. İsyana gitmemek için çaba sarf etmek lazım. Kolay değil. Belki yıllarca üzerinde titredi, çok şey bekliyordu, çocuğu vefat etti. Hiç ummadığı bir kaza oldu, vefat etti. Öldü, ne olacak? İşte bunda anneyi babayı sabır bekliyor. Anne baba ağlamasının karşılığında sabırla, metanetle dimdik ayakta duruyor. Bakınız Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buluğa ölme, buluğa yani ergenlik çağına, rüşt çağına ermeden ölen çocuklar cennette çok canlı ve hareketli balıklar gibidir diyor. Yani onlar orada diyor annesinin babasının etrafında dönecektir diyor. Birisi babasını karşılar, elbisesinden tutar. Allah babasını da kendisiyle birlikte cennete koyuncaya kadar bırakmaz diyor. Babayı anneyi yakalayacak. Ben annemi isterim, ben babamı isterim diyecek. Ve bırakmayacak diyor. Bu hadisteki müjde özellikle çocuğunu yetiştirirken sağlığı konusunda efendim veya ölmesine sebep olan kazaya şuna buna koruyamaması noktasındadır. Bundan dolayıdır. Bu itibarla kıymetli dostlar çocuklarımızın bakım ve sağlığına, eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Çocuğunu ihmal etmiş, çocuğuna bakmamış, çocuğun yetişmesinde önem vermemiş, temizliğine dikkat etmemiş, sağlığına dikkat etmemiş, eğitimine önem vermemiş. Ve çocuk bu bakımsızlıktan, bu eğitimsizlikten, bu ilgisizlikten ölmüş. Bunlara yok. Yalnız burada şunu söyleyelim, imkanları dahilinde titreyerek çabalayan, uğraşan annelerden, babalardan bahsetmiyoruz. Var olduğu halde uğraşmayan, elini bile titretmeyen, elini bile devindirmeyen, çocuğuna değer vermeyen anneler ve babalar, vicdansızlardan bahsediyoruz bugün. Ne olursa olsun çocuk sokağa bırakılmaz. Ne olursa olsun. Canım bugün çağımızda artık zina olayının cezası olmadığı için, gayrimeşru ilişkiler artık normal ilişkiler gibi görüldüğü için, bunların üzerinde bir yaptırım olmadığı için, gayrimeşru bir şekilde edinilen çocuğu sokaklara bırakmalar, bugün Avrupa'da böyle çocukları sepetlere, duvar kenarlarına bırakılmış kutulara koyuyorlar. O duruma gelen bir toplumumuz var. Siyonist kafayı insanımızın kafasına yerleştirip siyonistleştirme çalışmalarının sonucudur bu. Bu önemli bir noktada toplumun dezenformasyonuna, o toplumun dejenere olmasına, toplumun bitmesine sebeptir. Toplumun patlatılmasına, parçalanmasına sebeptir. Gayrimeşru ilişkilerin hiçbir şekilde önüne geçilmiyor. Zinanın önüne geçilemiyor. Bunlara yaptırım cezası bile yok. Bunların bu ilişkiler sonucunda elde ettiği kendilerinin eline kalan çocukları da ben nasıl bakacağım, nasıl edeceğim diyerek kenarlara, sokaklara bırakılıyor. Cami köşelerinin çöplüklere bırakılıyor. Görüyoruz birçok yerde, televizyonlarda, haberlerde, gazetelerde görüyoruz.
falan yerde camiye bırakılmış bir çocuk, filan yerde çöpe bırakılmış bir çocuk, boş araziye bırakılmış çocuk diyerek haberlerini alıyoruz. Gayrimeşru ilişkilerin, ahlaksız ilişkilerin normalleştiği bir dönemde çocuğun kıymeti olmaz ki. Çocuğun köpekten daha kıymetli olduğunu düşünemezsiniz. Bugün evlerde haram olduğu halde, bakınız, dinimizce yasak olduğu halde Müslüman aileler evlerinde köpek beslemeye başladılar. Köpeğin nerede besleneceği bizzat belirtildiği halde, dinimizce yasaklandığı halde, sakıncalı görüldüğü halde, Müslüman olduğu halde, Müslümanca bir hayatı yaşamak istediğini söylediği halde bir bakıyoruz evinde köpek var. Evinde köpekle yaşıyor. Bunun içerisinde biz çocuğa nasıl kıymet vereceğini düşünebiliriz ki? Köpeğinden daha fazla çocuğa kıymet verecek. Mümkün değil. Bakıyorsunuz çocuğuna daha fazla köpeğine kıymet veriyor. Köpeğiyle oturuyor kalkıyor. Bakınız kıymetli dostlar. Gayrimeşru ilişkilerin meşru olarak görüldüğü, yasaklanmadığı toplumlar ahlaki noktada en dibe, en kötü duruma, en sıkıntılı duruma, parçalanma noktasına gelir. Faiz ve zinanın yasak olmadığı toplumların parçalanması, birbirine düşman olması kaçınılmaz sondur. Bugün bunların ikisi de haramların hiçbiri yasak değil. Haramlara Müslümanlar bile artık normal bakar oldu. Normal bakar oldu kıymetli dostlar. Biz bu haramlarla beraber yaşarken 50 defa hacca gitsek gelsek ne olur? Elimizde Kur'an ayda bir kere hatim insek ne olur? Çocuğumuza hafız yapsak ne olur? Haramların önüne geçmek için çaba sarf edilmesi lazım. Yöneticinin, idarenin, bu evde anne babadır, devlette devletin başıdır, devletin kurumlarıdır. Öncelikle kötülükleri engellemek gibi bir görevi vardır. Padişah konmaz saraya hane mamur olmayınca. Yani sen ortamı güzelleştireceksin ki padişah gelecek. Yani Allah senin kalbine girmesini mi istiyorsun? O kalbi puttan, şirkten, günahtan, efendim her türlü kalbi hastalıklardan temizleyeceksin ki Allah o kalbe girsin. O kalpte Allah'ın sevgisi oluşsun. Orası koleksiyoncu dükkanı gibiyse, her çeşit varsa Allah'ın sevgisi o kalbe girmez. Siz memleketinizi, evinizi, sokağınızı haramlardan temizlemediyseniz, bu haramlara yol açan her türlü faaliyete efendim serbestlik verdiyseniz, bunları yasaklamadıysanız, İsterseniz altından cami yapın, isterseniz her sene hacca gidin, isterseniz sadaka dağıtın. O haramlar, o yasaklar, o günahlar engellenmediği sürece hiçbir kıymeti yoktur. Kelime-i tevhidin anlamı bile o bu değil mi? Rabbimiz Teala ve İslam dairesine girmemiz için inanarak, severek la ilahe illallah dediğimiz zaman imanımızı kabul ediyor, öyle değil mi? La ilahe illallah'ın başındaki la ilahe'yi neden önce okuyoruz? Önce kalp temizlenecek, şirkten temizlenecek, putlar temizlenecek. Hepsini reddedeceksin. Her türlü efendim beşeri sistemi, her türlü beşeri hayat tarzını, her türlü beşeri inanç sistemini reddediyorum. Hepsini kabul etmiyorum. Sadece Allah'ı kabul ediyorum, Allah'a inanıyorum, Allah birdir diyeceksin, öyle imanı kabul olacak. Siz efendim faizi serbest bırakıyorsunuz, zinayı serbest bırakıyorsunuz. Yani düşünün, ergenlik çağına gelmiş bir kimsenin artık ada İslam'a göre, İslam nazarında evlenmesinde hiçbir sakınca olmayan bir kimsenin evlenmesine yasak koyuyorsunuz. Evlendiği zaman çocuk istismarı diyerek hapse atıyorsunuz ama o yaşta biri
birileriyle yatıp kalktığında, zina ettiğinde ona hiçbir ceza vermiyorsunuz. Ondan sonra isterseniz bakınız kıymetli dostlar, istediğiniz kadar Kur'an okutun, istediğiniz kadar hafız yetiştirin, istediğiniz kadar cami yaptırın, istediğiniz kadar kendiniz Kur'an'la hemhal olun. Bunların hiçbir kıymeti yoktur. O yüzden evin başındaki anneler ve babalar, devletin başındaki yöneticiler olayları bu şekilde düzenlemek zorundadırlar. Olmadığı zaman hiçbir şekilde bela ve musibetlerden kurtulmamız mümkün değildir. Toplumun parçalanması, ahlaken çökmesi, birbirine düşmesi kaçınılmaz sondur. Evet, kıymetli dostlar, birçok hadis-i şerifler ve bundan sonra gelecek olan hadisler yine benzeri müjdeler ve çocuk sayı bakımından mühim müjdeler veriyor bizlere. Sözü edilen ilahi rahmetin, yani üç çocuğu ölmedi de iki çocuğu öldü, olmadı bir çocuğu öldü. Bu iki veya bir çocuğu ölen anne ve babayı da kapsar. Bu arada bunu merak eden kardeşlerimiz, yani benim üç çocuğum değil bir tane çocuğum öldü, bana bu mükafat yok mu diyenleri de kapsar. Çünkü bunun mefhumu muarifi de, hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimin üç kızı var da güzelce yetiştirirse ona ona cennet farz olur veya o Peygamber Efendimiz ona müjdeler veriyor diye. Oradan sahabenin biri kalkıyor diyor ki iki kızı olanlara yok mu? İki kızı olana da var. Biri kalkıyor ya Resulallah bir kızı olana da diyor. Aynı şekilde herkesi kapsadığını görmemiz gerekiyor. Müslümanların ergenlik çağına gelmeyen çocukları cennetliktir. Anne ve babalar bunların vefatından dolayı sabrederler ve tavsiye edilen şekliyle yaşarlarsa cennet onlara bir müjdedir. Allah'ın mükafatıdır. O mükafat da cennettir. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçiyor. Bir çocuğunu defneden kimse sabreder ve Cenab-ı Hak'tan ecrini dilerse o kimseye cennet nasip olur buyuruyor. Yine Sünen Nesai'de geçiyor. Allah mümin kulunun ciğer paresini aldığında kul sabredip sevabını Allah'tan beklerse kuluna karşılık olarak cenneti vermekten başka hiçbir şeye razı olmaz buyuruyor Peygamberimiz. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın Peygamberimize bir çocuğunu getirerek, Ebu Hüreyre anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın bir çocuk getiriyor. Bir çocuğunu. Buna dua eder misiniz veya buna dua ediniz. Gerçekten bundan önce üç tanesini toprağa gömdüm dedi. Buyurdular ki sen gerçekten cehennemden kuvvetli bir engelle korundun dedi. Önce kadına üç çocuk, bundan önceki üç kardeşini toprağa gömdüm ya Resulallah. Buna dua edin yaşasın diye geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki sen cennetinle cehennemle kendi aranı öyle bir korunak koydun ki cehenneme girmezsin diyor. Yine benim bir oğlum vefat etti diyor. Halid bin Absi radıyallahu anh. Bundan dolayı çok duygulandım. Ebu Hureyre'ye geldim. Dedim ki, ey Ebu Hureyre, sen peygamberden, ölenlerimizden ötürü bizim kalplerimizi ferahlandıracak bir şey duydun mu? Çocuğumu gömdüm diyor. Yüreğim yanıyor diyor. Bunun için geldim diyor. Peygamberimize sordu şeyi, peygamberimizin arkadaşı Ebu Hureyre'ye sordum. Ebu Hureyre peygamberimizden en çok hadis rivayet eden sahabidir. Diyor ki peygamberimizden diyor sen ölenlerimiz, ölen çocuklarımızdan ötürü bizim kalplerimizi ferahlandıracak bir şey duydun mu? Ebu Hüreyre dedi ki peygamber efendimiz sizin vefat eden küçükleriniz cennetin her tarafında dolaşan oradan ayrılmayan varlıklardır dedi. Rahatlatmış bakınız. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet ediyor. Musa aleyhisselam Rabbine şöyle soruyor. Çocuğu ölen kişiyi teselli eden kimse için ne mükafat vardır? Allah ben onu gölgemden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde gölgemde gölgelendireceğim buyurdu.
Başına musibet gelen kimseye taziyede bulunana musibet sahibinin sevabının misli vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu da İbn-i Mace'de geçiyor. Başına musibet gelen kimseye, yani çocuğu ölmüş, hanımı ölmüş. Burada çocuk ayrımı falan yok. Hanımı ölmüş, çocuğu ölmüş bir şekilde. Sıkıntısı var. Veya evi yandı. Büyük sıkıntılara girdi. Ona gidip dua etmek, ona efendim bir taziyede bulunmak, işte musibet sahibinin sevabının misli kadar sevap vardır diyor. O yüzden kıymetli dostlar, yakını vefat eden kardeşlerimize mutlaka taziyeye gidelim. Onlarla başsağlığı dileyelim. Ha, taziye ne kadar sürede yapılması lazım? 3 günde yapılması lazım. 3 gündür. Taziyenin 3 gündür. Son devir alimlerimiz, şehirler büyüdü, insanlar farklı farklı yerlerde oluyor, akrabalar. Efendim, bunu daha fazla başka zamanda da taziyede bulunabilir diyerek insanların önünü açıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ama 3 gün en önemli olan, 3 gün önemlidir. O 3 günde taziyede bulunmak gerekiyor. Taziyenin amacı nedir? Ölümü hatırlatmak değildir. Yani bir ay sonra gelmiş, adam zaten yeni acısı dinmiş, yeniden acısını açmaya gerek yok. Onu teskin etmektir taziye. 3 günden sonra acı ve acı kederi hatırlatmamaya çalışmak lazımdır. Hadis, bu Müslim'de var olan hadisin devamı şöyle. Onların, Müslümanların vefat eden küçükleri cennetin kurtlarıdır. Birisini annesine, babasına rastlar da benim şu senin elbisenin kenarından tuttuğum gibi elbisesinden tutar yahut elinden tutar. Bir daha kendisini Allah babasıyla cennete koyuncaya kadar bırakmaz. Anneyi babayı gördü de tuttular mı mahşerde? Ya Rab, ben annemi cennette isterim diyerek Rabbinin huzurunda bulunurlar. Cennete koyuncaya kadar da bırakmaz diyor. Kıymetli dostlar, bu arada hatırlatmakta fayda var. Cenaze evine yemek götürmek, orada gelenlere yemek ikram etmek sünnettir. Peygamber Efendimiz bunu uygulamıştır. Cenaze evinde cenaze sahiplerinden bunu beklemek yanlıştır. Cenaze evine gidip de oraya yemek götürmek, oradakilere, cenaze sahibi olan kişilere yemek ikram etmek, onların acılarını dindirmeye sebeptir, sünnettir. Ama maalesef bazı bölgelerimizde cenaze sahipleri yemek yapıyor acısının yanında, bir de bununla uğraşıyor. Bu doğru değildir. Bu dinimizce hoş görülmüş ve hoş görülmez. Taziyeye gidenler, cenazeye gidenler yemek yapıp götürdüğü zaman oradaki insanlara ikram edilir. Ev sahibinin, cenaze sahibinin bir de bununla uğraşmak gibi bir zaten bir şey söz konusu olamaz. Zaten acısı var. Cenazeden dolayı telaşesi var. Kederi var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın hadis-i şerifiyle bitirelim inşallah. Peygamber Efendimiz'e ölen kızı Rukiye nedeniyle taziyeler sunulunca, yani gelip başsağlığı diliyorlar ya, şöyle buyurdu. Çok iyi kızlarımdan olan kızımı defneden Allah'a hamdolsun. Çok iyi kızlarımdan olan kızımı defneden Allah'a hamdolsun. Her halimiz hamd ile olacaktır. Evet kıymetli dostlar. Bugünkü konularımız bunlardı. Rabbim böyle davranmayı, böyle yaşamayı bizlere lütfetsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.